Sayın Rektörümüz, Sayın Rektör Vekilimiz, Sayın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Eğitim Müşavirimiz, Sayın Rektör Yardımcılarımız, çok değerli hocalarımız, değerli konuklarımız ve sevgili öğrenciler. Öğretmenler Günü programımıza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sizleri öbür dünyayı intikal etmiş şehit öğretmenlerimizin huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna, ardından milli marşlarımızı okumaya davet ediyoruz. Жалпы түрк дүйнөсүндө чоң даңаза менен белгиленип аткан даанышман агабыз Чыңгыз Айтматовдун мугалим жакшылыктын энеси деген таасын сөзү бар. Анткени мугалимдин бүтүндөй иши адамзаттын келечеги болгон окуучулардын жүрөгүнө жакшылыктын, адамдык асылдыктын үрөнүн себеби деп айтканы бар. Ошондой эле элеттик мугалим, чыгаан педагог, кыргыз эл мугалими Бектур Исаков айылдын көрөр көзү, угар кулагы мугалим деп дагы бир айткан учкул сөзү бар. Анығында айылдын эле эмес, бардык замандардын жана элдердин тутунар үлгүсү, каарманы бул мугалим. Ишиңиздерде ийгилик болсун, ден соолукта болуңуздар, дайыма ушундай келечек ээлерин коомдун татыктуу ордун табышына өзүңүздөрдүн бүтүндөй күч аракетиңиздерди арнап жүрө бериңиздер деген тилегимди айткым келет. Кыргыз тили төш белгиси менен сүйлөйм. Төш белгилерди көрсөтүп мугалимдин дүйнөдөгү орду абдан чоң. Канча алкыш айтсак да ал жасаган эмгегине тете келбейт. Мугалим бир гана диплом менен мугалим болбойт. Мугалим биринчи Кудай берген бир сыпаттар бар. Ал жаштарды, балдарды сүйүү болот. Экинчиси ата мекенди, өзүнүн тилин сүйгөн, тарыхын сүйгөн болот. Бул бардыгында боло бербейт бул сапат. Үчүнчүсү өзүнүн кесибине берилген инсан болуш керек. Оор замандарда,
жыргалчылык заманда эч качан мугалимди унутпаңыздар. Дүйнөдөгү бул жашоодогу бүтүн жетишкендигиңер албетте ата эне үй бүлөдөн башталат, бирок мугалимдин да салымы абдан зор. Муну унутпаш керек. Мугалимди ата энени сыйлагандарды Кудай өзү сыйлайт. Ийгилик каалайм, ден соолук болсун, тынччылык, аманчылык болсун. Мугалимдерибиз дайыма коомчулукта өзүлөрүнүн татыктуу ала тургандарын алып, сый урматка бөлөнүп, ийгиликтүү, сүйүнүч кубанычтарда жашай берсин. Burada bulunan herkes esas itibarıyla öğretmeni ve onun emeğini çok iyi bilen ve değerlendiren insanlar. Bu vesileyle öğretmenlik mesleğine ömrünü vermiş, emek vermiş, ülkemizin, ülkelerimizin kalkınmasına, gelişmesine, ilerlemesine çok büyük katkılarda bulunmuş öğretmenlerimizi, hayırlı evlatlar yetiştiren öğretmenlerimizi, memleketini seven, milletini seven, ülkesini seven, insanlığa değer katan, gençler yetiştiren öğretmenlerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Onlara Allah'tan sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur, hayırlı, bereketli ömür ve işlerinde kolaylık, uzun yıllar verecekleri hizmet döneminin çok faydalı, çok bereketli olmasını gönülden temenni ediyorum. Çok kıymetli kardeşlerim, esasen öğretmen dünyada karanlıkla aydınlık arasındaki vazifeyi yapan kişi. Biliyorsunuz bilmemek karanlıktır. Cehalet karanlıktır. Karanlık ise her türlü kötülüğe davetiye çıkartır. Işık ve aydınlık ise karanlığı yok eder, yerine iyiliği getirir, başarıyı getirir, mutluluk getirir ve yaşanan hayata en güzel katkıları sağlamış olur. İşte bizi aydınlığa çıkartan, karanlıklardan kurtaran öğretmenlerimize selam olsun. Hepsine en kalbi duygularla buradan bir kere daha saygılarımızı sunuyoruz. Elbette rahmeti rahmadan kavuşanlar oldu. Hepsine Allah'tan rahmetler diliyoruz. Yaşayanlara uzun bereketli ömür diliyoruz. Çalışanlara ise Yüce Allah'tan daha çok uzun yıllar gayret ve başarılı bir çalışma hayatı diliyoruz. Öğretmenlik mesleği, gönül mesleği, sevgi mesleği, emek mesleği, insanı değiştirme, şekillendirme, geleceğe hazırlama mesleğidir. Birey üzerinde doğuştan ve devamla büyümesinde anne babadan sonra en önemli, bazen de anne babanın önüne geçebilen bir meslektir. O nedenle öğretmenler yeni çiçekleri tomurcuk açarken kendileri solarlar. Ve her bir çiçek, her bir birey gelecekte yaşayacağı hayatı öğretmenlerin öngörüsü, yönlendirmesi, kazandırdığı becerileriyle beraber şekillendirir. Öğretmenlik mesleği yaratıcı olan Allah mesleğidir. İlk öğretmen yaratıcımız Allah'tır. İlk insanı yarattı ve ona eşyayı öğretendir. Devamıyla onun elçilerinin mesleğidir. Peygamberler mesleğidir. Ve bunun da en önemlisi bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin öğreticiliğidir. Ve devamla devlet kurucumuz olan baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün diğer unvanları almayıp baş öğretmenliği kabulünün öğretmenliğinin değerini anlamak ve algılamak anlamında önemli bir yeri vardır öğretmenliğe.